Lonca Medya izleyicileri, şu an TÜYAP kitap fuarındayız. Çok önemli bir yayın evindeyiz. Yayın evinin standındayız. Panoda da gördüğünüz gibi %25 indirimli konuşma yapacağız. Bu da ekrana yansıdı zaten. Varlık yayınlarının kurucularındansınız anladığım kadarıyla. Babam ya da kurucusu. Babanız, evet. Devam ediyoruz. Filiz Hanım, bu işi bir meslek haline getirdiniz muhakkak. Ama bunun içerisinde tabii ki kitapçılık, yayıncılık çok erdem isteyen bir görev. Bir duygularınızı alabilir miyim? Varlık Yayınları çok eski bir yayın evi. 1933'te dergi kuruluyor Ankara'da babam tarafından. 1946'da İstanbul'a geliyor, Varlık Yayınları'nı kuruyor. Dergiyle birlikte Varlık Yayınları gelişmeye başlıyor. Bu kadar eski bir yayın evine devam ettirmek tabii ki benim için çok büyük bir gurur kaynağı. 1981'de babam vefat etti. O zamandan beri ben başındayım. Elimden geldiği kadar devam ettirmeye çalışıyorum. Hala teslim aldınız. Evet, evet, evet. Sizi zaten Varlık Yayınları olarak anımsamamak ne mümkün? Yani ben de Cağaloğlu kökenliyim de Ankara Caddesi'nde Varlık Yayınları, evet. Çok muazzam hizmetler yaptınız. Peki bu fuarda nasıl, ilgiyi nasıl buldunuz geçen seneye nazaran? Geçen seneye göre birazcık daha düşük gibi ziyaretçi sayısı. Ama aşağı yukarı her sene aynı alınan sonuç, aşağı yukarı aynı. Ama bu yıl hafif bir düşme var gibi. Nedeninin ne olduğunu şimdilik bilmiyorum ama ziyaretçi sayısında bilmiyorum. Belki de ben yanılıyorum. Belki buraya gelenler, çünkü çok büyük bir alan biliyorsunuz. Her yere eşit dağılım olamıyor. Şimdi şöyle bir şey gözlemliyoruz biz Lonca Medya olarak. Biliyorsunuz devlet sanatçılık unvanı veriyor. Kimlere veriyor? İşte tiyatroculara, sporculara vesaire. Belki bu yayıncılıkta da var mı? Yani siz bir yerde ülkeye hizmet ediyorsunuz. Bir kültür, bilim, her şeyin odak noktası. Ki meşakkatli bir işiniz de var. Bununla ilgili devlet size bir paye veriyor mu? Aslında babama vermişti. Kültür Bakanlığı büyük ödülünü vermişti. İşte Türk kültürüne ve edebiyatına yaptığı katkılardan dolayı öyle bir ödül almışlığı var. Varlığın. Peki biz size başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim.